Star Wars Jedi Fallen Order, Battlefront 2 faciasından sonra EA Games'in yeni arayışlarının ürünüdür. Oyunun çıktığı dönem EA Games, online oyun yapayım, oyun içi içerik satayım kafasındaydı. Ama Star Wars Jedi Fallen Order bu düşünceyi silip attı. O yüzden bu oyunu özel yapan da bu. Beklenmedik bir şekilde yükselişe geçen Fallen Order meyvesini verdi. Ve devam oyunu olan Jedi Survivor 2 gün sonra yayınlanıyor. Benim de beklediğim seriyi oynamadan önce inceleyelim ve karşılaştırmasını yapalım istedim. 28 Nisan'da çıktığında hep birlikte kanalda oynamış olacağız zaten. O zaman haydi videoya geçelim. Oyunda Galaktik İmparatorluğun yükselişi sırasında, yani 3 ve 4. film arasında hayatta kalmak için savaşan genç bir Jedi Padawan'ı olan Cal Kestis'i kontrol ediyoruz. Zaman çizgisi olarak da Order 66 emrinin yerine getirmesiyle başlayan hikaye, Jedi'ların neredeyse tamamı öldürülürken Cal kurtulmayı başarır. Ustası maalesef başaramadığı için melankoliye bağlayan Cal, geçmişiyle çatışır durur. Oyunun kısaca hikayesi buydu. Final sahnesinde de Darth Vader'ı gösterip bitirmişlerdi. Bu arada Darth Vader figürü demişken şu an kanalımda figürünün çekilişini yapıldığını biliyor muydun? Moda figür ortaklığı ile 15 santim Darth Vader figürü senin olsun istiyorsan 4 Mayıs'ta sona erecek çekilişe katılabilirsin. Çekilişin olduğu videoyu izlemek istersen kartlara bırakıyorum. Çekilişe katılmak için açıklama kısmına veya yoruma linki sabitlerim. Hadi videoya devam edelim. Öncelikle ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Jedi Fallen Order'ı pek sevmemiştim. Oyunu bitirmedim bile. Bu demek değildir ki oyun kötü. Hayır, aslında oyun güzel. Hemen size nedenini açıklayayım. Jedi Fallen Order apar topar piyasaya sürülse bile birçok kişi tarafından sevildi. Bunun sebebi çok basit abi. Çünkü Star Wars'un ana hikayesine bağlıydı. Cal bizim bildiğimiz gerçek bir Jedi'di. Eğitimi yarıda kalmış olması oyuncu için avantajdı. Cal tıpkı bizim gibi oynadıkça gelişiyor ve birlikte hangi özelliğini geliştireceğimize karar veriyorduk. Aramızdaki bağ bu şekilde gelişiyordu. Bir başka sebebi ise 3 ve 4. film arasında evrende neler olup bitiyor benim için hep bir merak konusu olmuştur. Kim ne yapıyor, ne işle meşgul, evren ne durumda gibi soruları düşünüyoruz. Sağ olsunlar o dönemi çok iyi işlemişler. Oyunun ilk başındaki imparatorluk korkusunu iliklerimize kadar işlediler. Şayet ben kendimi hep Cal yerine koydum. Bu kadar macera yeter der kaçardım. Gelsin Obi-Wan kurtarsın kardeşim. Oyunun sinematikleriyle desteklenen ana hikayesine lafımız yok. Fikir de güzel, Jedi düzeninin kalan son padavanlarının haritasına ulaşmaya çalışıyoruz ve kötüler de aynı hedef için uğraşıyor. Ara ara da Cal'ın geçmişine gidiyoruz. En sonunda Vader geliyor ve ne kadar güçlü olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz. Gelişen bu olaylar doğrultusunda evet oyun güzel gibi. Ama gelelim oyunun sevmediğim tarafına. Yeni gelen Star Wars Jedi Survivor oyununu oynamaya başlamadan önce neyi fark yapmışlar karşılaştıralım. Jedi Survivor'un hikayesi şu an bildiğimiz kadarıyla daha basit. Oyunun kahramanı Cal'ın uzay gemisine saldırı gerçekleştiriliyor. Cal'ın gemisi hasar alınca Cowboy isimli gezegene mecburi bir iniş yapıyor. Gezegendeki korsan diyebileceğimiz bir grup ile savaşıyor. Neticesinde de oyunun macerası burada fitilleniyor. 28 Nisan'da da bakalım nasıl bir hikaye yapmışlar hep birlikte göreceğiz. İlk oyunun hikayesi güzeldi. Ancak bu sefer nasıl yapacaklar? Merak konusu. Jedi Survivor'da yeni bir bomba söylenti var. İnşallah doğrudur ama Vader ile gerçekten fight alacağımı söyleniyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Yeni oyunun hikaye kısmı eksik olsa bile görmezden gelebiliriz. Çünkü Jedi Fallen Order oyunu bu konuda eleştiriyi hak ediyordu. Rengarenk evreniyle ilgi çekici olan Star Wars'un güzelim haritalarında oyun ne kadar isterse o kadar görüyorduk. Benim gibi açık dünya severlerini Jedi Survivor oyunu çok memnun edecektir. Yapımcılardan da açık dünyayı destekler nitelikte açıklamalar geldi. O konuda içimiz rahat. Teaserlarda gördüğümüz kadarıyla keşfetmeyi bekleyen gizemli mağaralar, oyuncunun seçimine özel alternatif yollar mevcut. Açık dünya oyunlarının en büyük sorunu olan haritanın bir ucundan diğer ucuna gitme sorununu da çözmüşler. Çünkü binek sistemini entegre etmişler. Her ne kadar bu olayı Star Wars'a aykırı bulsam da sonuçta bir oyunun en can sıkıcı yerleri görevden göreve giderken yolda harcadığımız vakittir. Yolculuk sorununun en uygun böyle çözebilirlerdi. Nihayetinde bu bir oyun. Ne yapsın yani adamlar? En mantıklısı binekti, o da gelmiş. Binek sisteminden daha ziyade her Star Wars yapımında mutlaka gördüğümüz uzay westerni olan Star Wars'un bar sahneleri de oyuna geldi. Nihayet gerçek bir barımız var. Merkez üssü olarak da orada takılacağız galiba. İster misiniz bar kavgalarına da şahitlik edelim? Oyunun oynanış mekaniklerini de bayağı bir elden geçirmişler. Açık dünya falan dedik, haliyle buna uygun yeni mekanikler de getirmek zorundalar. Gezerken atlayıp hoplamak gerekiyor. Buna uygun farklı mekanik gelmiş. Deneyip görelim bunu da. İnşallah buglu falan değildir. En çok övündükleri kısım ise kişiselleştirme. Oyunun reklamını adeta bu kişiselleştirme üzerine kurgulayan yapımcılar sanki parayı buradan kıracakmış gibi hissediyorum. Battlefield serisinde olduğu gibi
parayla makyaj satmayı deneyecekler. Bu kişiselleştirme olayı dedikleri kadar var sanırım. Çünkü kalın saç sakalı, kıyafeti, kullandığı ışın kılıcı, hatta droidi bile özelleştiriyoruz. Dengeyi iyi kurarlarsa laf yok. Çünkü karakteri kişiselleştirerek oyuncu karakter arası bağ artıyor. Bu kanıtlanmış bir şey. Ama denge çok önemli. Bir Battlefront 2 faciası daha kaldıramaz EA. Geçmişinden ders çıkaran EA Games bu sefer dersini çok iyi çalışmışa benziyor. İlk oyunda herkesin beklediği uzuv koparma muhabbetini kısıtlı olsa da getirdi. Bu küçücük detay Star Wars oyunlarında farkı çok iyi hissettiriyor, inanın. Yaş kısıtlaması nedeniyle Trooper'ların uzuvlarını hala kesemesek de NPC'lerin uzvunu kesmek gerçek bir ışın kılıcı havasına sokacaktır bizi. Cole da kendini Force konusunda bayağı bir geliştiriyor. Yeteneğiyle düşmanlarının aklını karıştırıp birbirlerine düşürüyor. Görev yaparken işimize çok yarayabilir bu detay. Cole'un yeteneklerini geliştirdiğimiz kısım ise daha detaylandı. İlk oyunda tek ve büyük bir yetenek ağacı vardı. Fakat Jedi Survivor'da daha sıralı ve düzgün bir ağaç var. Yeni oyunda yetenekler toplamda 3 ana başlığa ayrılmış. Survival, Lightsaber ve Force. Survival kısmına karakterimizin duruşu ile ilgili geliştirmeler yapıyoruz. Lightsaber ve Force'u zaten tahmin etmişsinizdir. Evet Trooper'larım, yeni oyunda bekleyip göreceğiz. Bence güzel gibi olacak ya, bilmiyorum, bana öyle geliyor. Battlefront 3 beklerken EA Games'in böyle başka oyunlara gitmesi cidden üzüyor. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Görüşmek üzere.